Erhan Bey, çok teşekkür ederim. Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel organizasyonu yapan DEİK ve Kuveyt Türk, Kuveyt Türk'e çok teşekkür ediyorum. Tabii dünya iki kutuptan yönetilirken bugün çok kutuba doğru gidiyor. Malumunuz Çin Amerika'ya, Amerika Çin'e ve karşılıklı vergi koyarak ticari savaşın başka yönlere doğru gittiğini hep beraber gözlüyoruz. Şimdi bunu 44 yıllık bir iş hayatım var. 22 yaşında kurmuştum Volkan İtfaiye'yi. Bugün biraz önce de Erhan Bey'in söylediği gibi 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 93'ten beri de Volkan'ı bir dünya markası yapmak için geceli gündüz çalışıyoruz. Uzun bir süreç. Bugün geldiğimiz nokta, evet, artık biz de çok farklı düşünmek mecburiyetindeyiz. O bildiğimiz klasik pazarlama taktikleri günlük düşüncelerden uzaklaşıp daha İngilizlerin 40 yıl o ilmi siyaset yaparak 40 yıl önce kurdukları sistemi 40 yıl sonra uygulamaya koyanlar, bugün bizim de uzun vadeli düşünme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Bunun için burada çok fazla detaylara girerek değil, sahada bizzat şahsım ayda en az iki ülke geziyorum. Pazarlamacı arkadaşlarımız, onlar gerekli olan çalışmalar yapıyorlar ve dünyadaki bayileri oluşturmak için bizzat kendim gidiyorum. Ve bu da dünyanın her yerinde geziyorum. Bu dün Fas'taydım. Fas'ın devlet hava meydanları işletmesi Onna şirketinin orada bir ihalesine katıldık. Ve dediğim gibi dünyadan 4 firmadan 3'ü oradaydı. Biz de oradaydık. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanacak. Bunun için yeni pazarlama taktikleri bunu mutlaka her ticari insanın güzel bir zekası vardır. Ve müteşebbisler çorak topraklardan geçen nehirlere benzer. Onun için saygı duyuyorum herkese. Ama Mevlana'nın güzel sözü veya Tebriz-i Şems'in güzel sözünü söylemeden de geçemeyeceğim. Bir mum öbür mumu tutuşturmakla kendinden bir şey kaybetmez diyor. Onun için ben de sizlere deneyimlerimi, 44 yıllık deneyimlerimi aktarıp, yani öbür her insan enerji doludur ama tutuşturulmamıştır. Mevlana da Tebriz-i Şems tarafından tutuşturulmuş ve bugün bu dünyamızı, gönül dünyamızı hala da aydınlatır. Onun için bu anlattıklarım bu anlamda değer kazanıyor. Bunun için mesela son güzel bir uygulamayı size söylemek istiyorum. Finansman kısım Onna'nın ihalesine katılacağız. En az 5-6 tane bankayla görüşüyor. Diyorlar ki biz süresiz teminat mektubu veremeyiz. Sonra ben devreye girdim. Süresiz mektup, evet doğrudur. Fas'ın kanunlarında, ihale kanununda süresiz olacaktır. Şartlı verilen mektuplar, teklifler değerlendirmeye alınacak. Bunun üzerine Kuveyt Türk'ün biraz önce ulaşılır olmaya uğraşıyoruz dediği Ahmet Bey'in güzel sözünü söylemek istiyorum. Ve bizzat şahsım, genel müdür yardımcımız, Kuveyt Türk'ün genel müdür yardımcımız Süleyman Bey'e ve Ufuk Bey'e ulaştık. Hemen gerekli talimat verildi. Bu kadar çok pratik, 2-3 gün gibi kısa sürede yönetim toplandı veya komite toplandı ve süresiz mektup verildi. Biz de bizzat yine 4 tane adamımla, ben de Fas'a giderek bizzat operasyonu kendimiz yürüttük. İyi bir ihaleydi. Bizim için yaklaşık 13,5 milyon euroluk bir ihaleydi. Bunun için bizzat ben de kendim de gittim. Hatta yine teklif verdik. Arkadaşlarımız ikisi orada.
birisi de burada şu anda. Onun için sağ çok önemli. Kuveyt Türk bu konuda evet yaklaşık 15 yılın üzerinde çalışıyoruz Kuveyt Türk'le ve birçok projemizde de onlarla beraber devam ediyoruz. Çünkü çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ve çok kısa sürede de sonuç alıyoruz. Bunun için 22 bankayla çalışıyoruz. Ama en iyi çalıştığımız bankalardan birisi de Kuveyt Türk'tür. Şimdi burada ben size yine bir başka güzel bir çalışma örneğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlarımız anlattı. Afrika'nın iki tane kapısı var. Bir tanesi Fas, Cezayir, Tunus. Bir tanesi de Güney Afrika. Sahra altı Güney Afrika'dan ve üstü de Fas. Özellikle Fas bütün yabancı şirketlerin orada konuşlandığını görüyoruz. Örneğin Ford şu anda Türkiye'deki Ford orada. Yine Cezayir'de tabii biraz önce arkadaşlarım söyledi. Bizzat Oran şehrindeki Tosyalı Çelik Fabrikası'na da gittim. Gördüm, çok gururlandım. Onun için şimdi biz yine Afrika'nın Angola'da bir çalışma yaptım. Ve o ülkenin komple itfaiye araçlarını yenileyeceğiz. Ancak paramız yok dediler. Toplantı yaptık yaklaşık geniş katılımlı İçişleri Bakanlığı'nın adamlarıyla birlikte. Geniş katılımlı bir toplantıydı. Paramız yok dediler. Paranız yoksa biz size finansman buluruz dedik. Ne kadar bir araç alacaksınız? İşte yaklaşık 50 milyon euro. Parayı buluruz dediğim zaman 100 milyon euroluk bir çalışma yapalım. Hem ambulansları, hem itfaiyeleri, hem polisin araçlarını yenileyelim diyerek 100 milyona çıkardılar rakamı. Şimdi bu konuda çalışmamız devam ediyor finans çevreleriyle. Başta yine bu yakın konuştuğumuz bankalarımızla çalışmamız devam ediyor. Bu yeni bir model. Örneğin Vietnam'a gittim aynı şekilde ve güzel bir örnekle vermek istiyorum. Orada da daha önce Vietnam'a yaklaşık 7 yıl önce falan 15-16 tane itfaiye aracı vermiştik. Ama bu 15-16 tane itfaiye aracından sonra başka iş yapamadık. Nedir bu sahadaki durum diye kendim de gittim. Hanoi ve Saigon'a iki tane büyük şehri var. Her ikisini de gezdik ve sahayı kontrol ettik. Adamlarımızdan aldığımız raporlarla birlikte. Baktık ki başka oyuncular da girmiş sahaya. Yani bakıyorsun Rusya'dan almışlar 15 tane, öbür taraftan almışlar 20 tane. Bu müşteriye yeterli, yani müşteri burada, yani daha doğrusu kullanıcı bu işten çok memnun değil. Çünkü servis veremiyorsunuz. Yani ben Türkiye'den Vietnam'a 15 tane araç yapmışım, bunun servisi 15 tane araç. Dedim ki oradaki o bizim ticari ateşimize ve büyükelçimize bizim başka bir taktik uygulamamız lazım. Bunları anlatmamız lazım, dememiz lazım ki 15 tane buradan, 15 tane buradan aldınız, siz yeteri kadar hizmet alamazsınız. Ne yapın? Ve pahalıya da alırsın. 15 tane aracın, 20 tane aracın fiyatıyla 200 tane, 300 tane aracın fiyatı bir olmayacaktır. En az %15, %20 aşağı gelecektir. Çünkü seri üretim olacaktır. Ve sonra servis hizmeti de alacaksınız. O çok güzel bir fikir dedi. Şu anda Vietnam'da onu çalışıyoruz. Başka bir şey daha sordum. Mesela ticari, şu anda bizim ticari dengemiz ne durumda bunlarla? Ve 3 milyar dolarlık bizim onlardan ithalatımız var. 300 milyon dolarlık onlara ihracatımız var. Bu dengede çok güzel bizim lehimize. Çünkü orada da bu işi yapan insanlar olmadığı için bu bizim lehimize bir denge dedim büyükelçilikte. Ve bunu da kullanalım. Çünkü bir hatıramı anlatmak istiyorum. Biz daha önce Tunus'a yine Ekonomi Bakanımızla birlikte iş heyetiyle gitmiştik. Ve dedi ki oradakiler, onların Ekonomi Bakanı, bizim DEİK ve TİM başkanlarımız, geniş bir topluluk ve bir yuvarlak masada herkes konuştu. Ve orada dediler ki sizin ticari dengesizliğimiz var bize. Ondan sonra ve bizim Ekonomi Bakanımız da dedi ki
Yukarıdaki aşağı çekilmez. Aşağıdakini yukarıya çekelim. Gelin, sizin ihracatınızı arttırmak için ne yapalım onu konuşalım. Sonra 8 ay sonra Cumhurbaşkanı'yla yine bir seyahat yapmıştık oraya. Ve karşımıza şu çıktı ve üzüldük. %25 bize vergi koymuşlar. Ben de aynı şekilde Vietnam'daki ticaret eşimize dedim ki bu kozu kullanalım. Bize vergi koydular. Onlar bizim kendi ülkemizde ithal üreticisi yok zaten var diyemeyecekler. Bunu kullanalım dedik. Bunun için dünya üzerinde şu anda dünya üzerinde diyorum. Yani bizim bölge değil, Afrika değil. Ben Özbekistan'dan Senegal'e, Senegal'den Çin'e kadar ihracat yapıyoruz. Onun için dünya üzerinde artık kendimizi sınırlamamamız lazım. Yeni ticari taktikler uygulamamız gerekir. Devlet yanımızda. Bunu özellikle üzerine basarak söylüyorum. Kriz falan yok. Yani bir kere kendi şu sahamızdan çıkalım. Türkiye'den çıkmamız lazım. Onun için dünyada gezdikçe neler görüyoruz, ne müteşebbisler görüyoruz. Onun için bir kere kendimizi aşmamızın çaresini bulmamız lazım. Benim şu andaki deneyimlerim bunlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.